Yazık, vah gidene. Evet. Yani işte hani hep konuşuyoruz ya, bitirmeyi de bilmek lazım yani. Bitti bitti. Yani burada da rahmetlinin de şeyi bitiremiyor yani. O da bitiremiyor. Yayınızda... Dedi. Beni dinler misiniz? Öyle sizin böyle. Bu sözleriniz kesiliyor. Biz yayın yapamıyoruz yani. O yüzden kelimelerimize dikkat çekiyorum. Serçin reklam arasına git istediğin kadar küfür et. Ona bir dediğim yok ama yayındayız ya. Olmuyor yani. Şimdi Harun diyor ki Derya benim sevgilim değildi. Niye demiyor? Daha geçen haftaki olayda da öyleydi. Derse bu adam evli. Şimdi zaten kadın gözaltında. O da tutuklanmış Derya'da. Şimdi karısı da mı bıraksın? Bunlar bir de bakılmak istiyorlar ya. Derya benim sevgilim değildi. Niye öldürdün? Öldürmesinin gerekçesi yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Derya'nın açıklamalarını size söyleyeyim. Diyor ki 2020 yılında Alaçatı'ya tatile gittiğimde Yusuf'la tanıştık. Zaten ben bu tanışma meselesini de hiç anlamadım. Yine anlamamaya da devam edeceğim. Yani kusura bakılmasın. Biz sorduğumuzda sen Harun'un güzellik salonuna gidiyor musun dediğinde yok ben oğlumu okuldan alacağım, oğlumu okuldan vereceğim diyen kadın gidiyor Alaçatı'ya tatile. Orada demem o ki bir tane aşçı ona kahve getiriyor. O aşçıyla orada tanışıyorlar. Yani nasıl oluyor? Nasıl daha sonra Derya'nın annesi bu rahmetli oğlum diye kaydediyor? Bu nasıl bir arkadaşlık ilerliyor bilmiyorum. Buraları bana hiç şey gelmiyor. Anlaşılır değil. Ya şöyle anlaşılır değil. Demek ki anlatılan yani, gibi değil. Hayır. Demek ki yani bu Derya çıkmış yola yani. Karşısına kim çıkarsa. Ya zaten evli bir kadın. Birinci sevgiliye sahip olmuşsun rahmetli Yusuf'a. O yetmez. Bir de Harun'a. Be kadıncağız yani insaf et. İşte bu kudurmanın, haddini aşmanın belası maalesef Yusuf Bey'in başına patlamış. Birinin başına patlayacak. Kendi başlarına patlasaydı hak etmişlerdi zaten. Ama günahsız yere Yusuf Bey, Allah gani gani rahmet eylesin. Hepinizin başı sağ olsun. Yani gidiyorlar işte diyor, orada diyor tanıştık diyor. Bir süre sonra da diyor aramızda gönül ilişkisi başladı. Bir süre sonra da ayrıldık. Fakat arkadaş olarak görüşmeye devam ettik. Ben buralara inanmıyorum. Makedonya'da oturduğum için sürekli oraya gidip geliyordum. Mayıs 2023 tarihinde Makedonya'ya Yusuf'la birlikte gittik. Şimdi madem arkadaşsınız niye Yusuf'la beraber gittiniz? Biliyorsunuz ilk açıklamasında denk geldik demişti. Sonra ben bu nasıl denk geliş deyince aa yanlış söyledim beraber gittik birini dedi. Birini söyleyince diğerini unutuyorlar zaten Müge Hanım. Poliste ifade vermedi. Niye? Çünkü senaryoyu unutacak. Savcılıkta başka bir şey söyleyecek. Direkt orada söyledi ki hani inandırıcı olsun hayır, diye. Hayır o gene şeyi göstermeyecekti. Cesedin yerini göstermeyecekti. Bu şekilde işte ben gene çıkarım diye düşünüyordu. Aynen. Fakat Derya'nın tutuklandığını öğrenince... Bu açıklamayı yapmış. Şimdi bakın burası da çok saçma. Diyor ki Makedonya'ya Yusuf'la birlikte gittik. Bir gün sonra Harun da şüphelenmiş olmalı ki o da peşimizden Makedonya'ya geldi. Kardeşim şimdi Harun senin neyin ki şüphelendi de bir gün sonra Makedonya'ya geldi? Belli yani aynen bak bu lafından belli. Yani bir insanın şüphelenme durumuna girmesi için onunla da sevgili olması lazım. Pesli bağının olması lazım. Şimdi demek ki sen Yusuf'la Makedonya'ya gidiyorsun. Ardından Harun'la da berabersin ki demek ki Yusuf'la görüşmediğiniz dönem o da şüpheleniyor peşimizden geldi diyor. Evet. Harun geldiğini söyleyerek bana emrivaki yaptı. Harun'la bir ilişkim yoktu ama bana saplantılıydı. Sonra Harun'un geldiğini öğrenince Yusuf'a gelen kişiye kendisini akrabam olarak tanıştıracağımı söyledi. Sonra Harun gelince Yusuf için kendisine yakın akrabam dedim. Oradayken Yusuf bana evlenme teklifinde bulundu diyor. Yazık yani yazık. Kabul etmeyince Makedonya'dan ayrıldı. Sonrasında da bir daha Yusuf'u görmedim. Abisi kayıp olduğunu söyleyince kayıp olayından haberim oldu demiş. Yani hani bunlar bizim duyduklarımız tabii. Hani ben şey olarak söylüyorum. Sonra... Yusuf ortadan kaybolduktan sonra Harun alkol aldığı bir dönemde buna demiş ki onu öldürmeseydim seni öldürmek zorunda kalırdım demiş. Evet. Alkol masasında. Derya'ya demiş. Derya'ya demiş. Evet. Sabah ayılınca Harun'a bu ifadesinin ne anlama geldiğini sordum. Ancak Harun yok öyle bir şey diyerek konuyu kapattı. Benimle birlikte olmak için beni tehdit ediyordu. Benimle birlikte olmazsan çocuğunu öldürürüm.
Bu tehditler nedeniyle Harun'la görüşmek zorunda kaldım. Ayrıca Harun kızlara yayınımıza bahsedildiği gibi kendisini istihbaratçım diye tanıttığını da anlatmış. Ancak Harun bu hikayeyi yalanlıyor. Dediğim gibi emniyette ifade vermeyerek susma hakkını kullandı Harun. Savcılıktaki ifadesine de başta programda ne söylediyse onları anlattı ve hakkındaki suçlamaları reddetti. Ancak adliye nezaretinde bekleyen Harun Ateş, Derya Altun'un tutuklandığını öğrenince fikir değiştirdi ve cinayet büro dedektiflerine cinayete itiraf etmek istediğini söyledi. O da şöyle söylüyor, onu da söyleyeyim. Şimdi buraları da bana çok inandırıcı gelmiyor açıkçası. Yani Yusuf Bursa Otogarı'ndan telefon kulübesinden beni aradı. Bursa Otogarı'nda olduğunu söyledi. Ben de araçla gidip kendisini aldım. Daha sonra aynı görgü bize de bağlanan görgü tanıklarının ifadeleriyle aynı şeyi söylüyor. Şurası işte enteresan. Hani kahvaltıya gittik falan filan dedi. O kısımlarını bilmiyorum ifadede ama alışveriş merkezine kadar. Tamam, alışveriş zaten orada saklayacak bir şey yok. Bizim Yusuf alışveriş merkezinden çıkıyor. Çıktıktan sonra bunlar tekrar buluşuyorlar. İşte bu tekrar buluşma kısmı benim için inandırıcı değil. Bunun da altını özellikle çiziyorum. Yusuf da koskoca adam. Buradan nasıl çıktı da bu çocuk? Harun'un arabasına bindi kısmı bende soru işareti. Yani Harun çağırınca Yusuf ona böyle kendi ayaklarıyla mı bindi? Yoksa Yusuf'u çok kaba bir tabir olacak paket edip arabaya mı bindirdiler? Hı. Hani bu kısmını bende muallak aynen. Yani. Bu tek kısmı tek başına yapamaz mümkün değil. Hem kilosu çok fazla hem boyu çok uzun. Tek başına mümkün kaldırabileceği değil. Bir kişilik değil yani. Ya zaten sizler de ailece gerçekten iri yarı insanlarsınız. Yani mesela Tuğçe'de, Tuğba'da yapılı tipler yani. Öldürmeye gelmişse, madem hani bir şey yapmaya gelmişse Yusuf ona, Müge Hanım niye kahvaltıya gitmiş? Niye şeyde AVM'de görüntülerde hiçbir şey yoktu? Madem bir şey yapmaya gelmek isteyen insan, hani diyormuş ya önce o bana işte şey yaptı. Bir dakika daha oraya gelmedik. Yani aslında biz bunu konuştuğumuzda da hep şunu söyledik. Bu çocuk otobüs falan arıyor tekrar dönmek için. Bu da 5 evet, dakika bekledim beklemedim diyordu. Hiç akla yatkın değildi. Bu çıktı oradan evet arkadan. Birileri bunu takip etti. He, Harun şöyle de diyebilir. Gel biraz daha konuşalım deyince bu da delikanlılık yapıp binmiş de olabilir ama biraz o kısmı bende muallak. Sonra buluştuktan sonra Derya nedeniyle tartışmaya başladıklarını, mobilyacılar çarşısı civarında aracı durdurduğunu, aşağıya indiklerini, burada Yusuf'un yanında getirdiği bıçağı cebinden çıkardığını ve kendisine sallamaya başladığını, kendisine Derya yüzünden saldırdığını, aralarında bir boğuşma gerçekleştiğini, bıçağı Yusuf'un elinden almaya çalışırken kendisinin de elinden yaralandığını, ki bize bunu köpek saldırısı şeklinde anlatmıştı hatırlarsanız, bıçak eline geçtikten sonra bu boğuşma esnasında Yusuf'u boğazından bıçakladığını, cenazeyi arabanın arka tarafına taşıyıp daha sonra bagaja koyduğunu, o gece hiçbir şey olmamış gibi Derya'ya uğradığını, yani bütün bu olaylar olduktan sonra Derya'ya gittiğini söylüyor ama hiçbir şey anlatmamış. Demek ki Derya'ya gittiğinde arabanın bagajında gene Yusuf mu vardı o zaman? Öyle gibi. Yani Yusuf'la beraber Derya'ya gitti. Evet. Daha sonra Bursa istikametindeki Yenişehir'e gittiğini ama fikrini değiştirip 4 Temmuz günü işlenen cinayetten sonra cenazeyi 5 Temmuz sabah saatlerine kadar aracında gezdirdiğini, bu süreçte kafasını toparlayıp saat 5.30 sularında cenazeyi daha önce piknik yaptığı zamanlardan bildiği Erikli mevkiine atmaya karar verdiğini, Bilecik Bozüyük'teki mevkiye attığını, üzerini taş ve çalılarla kapatıp tabii arabada kan olmuş, kan olan araç koltuk kılıflarını yırtmış, ardından arabayı temizletmiş, bıçağı da nereye attığını hatırlayamadığını kaydetmiş. Ama daha sonra ben size şunu söyleyeyim, tabii o dosyada açıklanır ama benim öğrendiğim, hani bu net bir bilgi olarak söylemiyorum ama onların arasındaki telefon, Derya ile telefon görüşmelerinde Yusuf'un öldüğünü Derya'nın da bildiğine dair polisin elinde materyaller varmış. O yüzden Derya şu anda gözaltı. Aslında Harun tamamen kendi üzerine alıyor. Yani hiçbir şeyim yoktu diyor. Ve hatırlar mısınız, bize mobilyacılar çarşısında bir hanımefendi aramıştı. Bak aynı şeyi anlattı. Yusuf ona sen nasıl benim beraber olduğum kadınla beraber olursun dedi diye aynısını anlatmıştı. Hanımefendi mi telefon attığımızda? Hanımefendi günaydın. Çok teşekkür ederim öncelikle size. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Yani sizin o sıra anlattığınız bazılarına böyle ütopik gelmişti ama tam da olayı görmüşsünüz.
En son gören de siz olmalısınız herhalde Yusuf'u Harun'un dışında. Evet, çok üzüldüm Münce abla yani. Aslında kendime çok kızıyorum. Keşke o esnada arasaydım polisi ama ben böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Gencecik bir çocuk gitti. Ne bileyim, Allah sabır versin ailesine. Yapanlarında kimin eli varsa inşallah ömür boyu o cezaevinden çıkmasın ki, hatırlıyorsanız Harun Bey, hanımefendi siz yanlış gördünüz demişti bana ama ben gördüğümden emindim. Yok, siz bir tek saat konusunda abla. Saati tutmuyordu evet. Sizi. Evet, bir tek saati tutturamadım. Onunla biz gece yola çıktığımız için uykusuzluktan, ama ben o cümleyi duyduğumu, onların ikisini gördüğüme emindim Müge abla. Peki siz ellerinde bıçak gördünüz mü Harun'un ya da Yusuf'un? Yok, görmedim. Onu görmedim. Sadece Yusuf'un Harun'un yakasına yapışıp sen benim evleneceğim kadınla nasıl birlikte olursun cümlesini duydum. O kadar. Evleneceğim kadınla diyor. Yani aslında kadın. Burası o kadar önemli çok bir cümle ki. Çok ciddi baktı Müge Hanım. Çok ciddi baktı. Benim evleneceğim kadınla diyor. O içim orada çok acıdı yani. Bir şey demeyeceğim. Evet, benim adalet de. Yerini bulacak. Benim de. Ve bu tasarlayarak işledi Müge Hanım bu cinayeti. Aynen. Çocuk bana saldırdı diyor ya, Yusuf'un bıçak kullandığı yer sadece mutfak. Mümkün Yusuf değil. Yusuf oradan gelirken mümkün üzerine bıçak değil. Getirse otogarlarda hep ilk sıray var. İlk sıraydan geçiyor. Bu bıçaklar AVM'ye girdi. Cihazlardan geçiyor, AVM'ye geçiyor. Aynen. Nerede taşımış bu bıçağı Yusuf? Madem otogardan sen aldın bu Yusuf'u, Yusuf bu bıçağı nereden temin etti? Yalan söylüyor. Bıçak kendinin üzerindeydi. Direkt saldırdı çocuğa. Ben arabada yaptıklarını düşünüyorum. Evet, boğuşma olmuştur. Kendi elini falan değil. Kesmiştir. Ama direkt Yusuf'un üzerine bıçak falan yok. Diyor işte hani kendi suçunu hafifletmek için, oradaki suçunu indirgemek için bana saldırdı. Hayır, oradan gizli geldi, beni öldürmeye geldi. Öyle bir şey yok. Bunların açıklamasını daha önce yaptım. Yusuf internet bankacılığı kullanılmadığı için bir arkadaşın üzerine direkt alıyor. Benim de internet bankacılığımda oğlumun kayıtları öldürmek için olmasa var. Da ben de Yusuf'un Harun için geldiğini. Evet, yani. Harun için geldi. Harun için geliyor ama evet. Bazen öldürmeye gelirsin, hayatını da kaybedersin bu işin. Şakası yok ama arkadaşları da diyorlar Yusuf'un üzerinde bıçak yoktu. Hesap sormuş olabilir, onu zaten biz de söylüyoruz ben ama Müge öldürmek Hanım, mümkün değil. Geri Müge dönüp mümkün abim değil. Alıyor ya aradan, o spor merkezim, futbol sahasım onun oradan. O arada zaten temin etti o bıçağı. İşte o arada ne olduğunu planladı. Biz bilmiyoruz. O arada planladı. Ne yaşandığını bilmiyoruz. O kısmı bizim için muamma. Peki sonra ne olmuş? Ben size tekrar teşekkür ediyorum hanımefendi. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. İşte tam da hanımefendinin gördüğü olay. Aslında tam cümlesini de biz ondan net bir şekilde öğreniyoruz. Benim evlenmek istediğim kadınla sen nasıl beraber olursun? Bunun telefonu nerede Müge Hanım? Cüzdanı nerede? Abim para verdim diyor, o nerede? Az önce kulaklığını... bir ayakkabı gözüktü, o ayakkabı onun değil. Değil. Kulaklığını demiş, Derya'nın oğluna... Olmayanın kulaklığı ne geziyor yanında? Paran yok mu? Kaldın. Çocuğun cebindeki telefonlar nerede? İki tane telefon vardı. Bu Derya'nın oğlunun bildiğim kadarıyla zaten hiçbir şeye ihtiyacı yok. Derya'nın evet, yok. Kocası ayrıldı. Kocası gayet varlıklı, işinde gücünde bir adam yani. O, bak o doğrusunu yapmış. Gitmiş. Ben bilmiyorum siz söylediğiniz için gitmiş. Geçen hafta boşamış. O doğrusunu yapmış adam yani. Ali'ye ve... kibarca bir bay bay dediğim evet. O. Ya bunu da şundan söylüyorum. Bak hepimiz aynı şeyi yapıyoruz. Hani demek ki Müge sen farklı mısın bizden? Hayır. Ben de aynıyım. Ama yanlış. İşte insan bir oturacak. Rahman Bey'in dediği gibi bir sodalı ayran içecek. Bir düşünecek. Diyecek ki... Sizin dediğiniz gibi bitti mi bitecek işte evet. Müge Hanım. Bunu o çok doğru zaman, bir laf. Hayatta çok olsaydı ya laf. Bana ne Derya'dan. Heh. Kiminle beraber olursa olsun. Aynen. Zaten Harun da onu çok beğense karısından... ayrılırdı. Aynen. Bak adam şu anda bile beraber olduğunu kendi söylemiyor karısına karşı. Kendi pisliklerini işte bizimkini yediler. Ama hanımlar, beyler, şimdi ben size ne diyorum? Tek eş. Ya bunu ben söylemiyorum. Bunu söyleyenler, ya damıtmışlar. Ben hep söylüyorum. Bir yere gelmişiz biz. Artık daha hala böyle olayı öyle de mi böyle de mi bakmaya gerek yok. Hele bir kadın, evli, çocuklu, sevgili, bir tane daha sevgili. Ne olacak şimdi Yusuf... o hayatını kaybetti kara toprakta. Harun cezaevinde. Harun'la Derya aynı cezayı mı alacak? Hayır. Derya çıkacak da Harun'u mu bekleyecek? Harun zaten evli. Şimdi nereden çocuklar... bakarsanız bakın tutar bir tarafı var mı? Aşka çok hürmetkârım. Ama böyle değil.
Evli de olabilir. Gider, boşanır, anlatır, beklenir. Evet. Aşka hürmet de etmemiz lazım. Çünkü o da çok, çok ne denir, içgüdüsel bir şey. Yani insanın çok bazen elinde de olmayabilir. Ama bu değil. Yani onu oraya çağırsan, evlilik teklif etsin, ötekisi gelsin, kuşkulansın, aynı masada otursunlar. Ona kardeşim de, ona abim de yok. Buraları yani, işte bizi bu sonuca kadın, götürüyor. Üç tane erkeği etrafında koşturduğu zaman mutlaka bunlardan birinin bir de kuyruğu çarpar. Hiç bunun ötesi yok. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Evlilik patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.